Bir de akşam babanızın sıralardaki heyecan filmini seyrettim. Aliki Uyuklaki. Evet, Uyuklaki. Evet. İki tane çekilmiş bir film o, biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Nasıl yani? Aliki'nin her iki filmde de var. Birinde bir Yunanlı oyuncu oynuyor, babanızın rolünü. Aynı planlar, aynı sahne, Yunanca dublajlı bende var. Olacak iş değil. Ve şimdi bir onu seyrediyorum, bir onu seyrediyorum. Fevkalade bir şey yakaladım. Onunla ilgili bir çalışma yapmaya karar verdim. Geçen sene hatta festivalde Hurum Kahpe'ye de böyle bir çalışma yaptım. Üç filmden tek film yapmıştım. Ha, çok güzel. Bu iki filmi birleştirerek, Birsel filmin zaten filmi. Böyle bir çalışma size ileteceğim. Tamam. Bir de babanızın yaptığım bir program var. Onun kaydını da size göndereyim. Var mı sizde? Yok. JTürk'te yayınlanmış. Yok, hayır yok. Babanızla yapılmış tek program. Hem onu isterim, hem de sıralardaki heyecanın Yunan versiyonu ve Türk versiyonunu da bana kesin kopyalar onları mısınız? Biraz geç gelir ama babanızın tamam programını göndereyim. Tamam. Yani o şekilde. Kayıtlı. 5, 4, 3, 2, 1, buyurun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 1979 yılı sansürlü Türk sinemasının mücadele ettiği bir yıl. Sinemacı bir aileden geliyorsunuz. Türk sinemasının ilk starlarından Orhan Günüşray'ın oğlusunuz. Çocukluğunuzda çevirdiğiniz bir film var babanızla birlikte. Onu bir kenara koyduğumuzda ilk filminiz Bebek başrol olarak oynadığınız bir film. Bu filmi çektiniz. Bu filmle ilgili bir çekim esnası anılarınızı alalım. Çekim esnasından önce aslında bu filmin bana teklif ediliyor olduğu an çok ilginç. Ben evden erken yaşta ayrıldıktan sonra bir diskotekte DJ'lik yapıyordum o zamanki deyimiyle. Bir gece yarısı saat 2:30 civarı, yani sabaha karşı. Kapıdan uzaktan böyle gördüm, pardesülü ilginç bir adam girdi içeriye. Çok da kalabalık değil o gece. Ve orada birilerine bir şeyler sordu. Sonra bana doğru yürümeye başladı. Ben biraz tedirgin oldum tabii. Yani o saatte kimdir bu? Dedi ki, siz dedi Mahir Günşiray mısınız dedi bana. Geldi kabinin oraya. Evet dedim, konuşabilir miyiz biraz dedi. Ne konuda dedim. Siz dedi Orhan Günşiray'ın oğlusunuz değil mi dedi. Evet. Dedi size dedi bir önerimiz var dedi. Ben dedi işte bir filmin yapımın prodüksiyon amiriyim dedi. Ve bana ilk öneri öyle geldi. Şahin Gök ve İhsan Yüce beraber çektiler filmi. Şahin Gök bu rol için bir oyuncu ararken gece rüyasında beni görüyor. O sıralarda bizim ev, babamın bulunduğu ev, büyükçe bir evdi. Ve İstanbul'da yapılan ilk film platolarından bir tanesiydi. Yani her gün film çekilirdi orada. Özel olarak tasarlamıştı her yerini. Ve beni orada görmüş Şahin Gök bir film çekimi için geldiğinde. Demiş ki Orhan abinin bir oğlu var. Onu rüyamda gördüm. Gidin onu bana bulun demiş. Ve böylelikle beni buldular, bana teklif ettiler. Ben o sırada işte DJ'lik yapıyordum. Sigorta şirketinde çalışıyordum. Böyle iki iş yapıyordum. Onları bıraktım. Şubat ortasında bu filme girdim. Peki konservatuvar eğitiminiz? Konservatuvar eğitimim bu film nedeniyle olmuştur aslında. Yani bu filmi çevirdikten sonra çevirme sırasında fark ettim ki oyunculuk öyle hani kızlara poz keserek yapılacak bir iş değil. Mutlaka biraz eğitim lazım, iyi olur. Kendimdeki eksikleri gördüm o sırada. Bu tarihten sonra 79 yılında çekildi film. Ben 79'un Ekim'inde konservatuvara başladım, sonrasındadır. O zaman Orhan Pamuk'un kitabında yazdığı gibi bir kitap okudum, hayatım değişti. Bir rüya görüldü, sizin de hayatınız değişti. Yani bütün hayat böyle değil mi zaten? Evet, tamamen değişkenliklere ait. İlk filminizi çekiyorsunuz ve heyecanlandınız tabii. Büyük etki içerisindesiniz. Fakat o yıl sansür yüzünden sinemacılar birleşti ve festivale katılmadı. Şanssız bir dönemdi. Peki katılmamakla ilgili bir hüzün, bir burukluk çöktü mü içinize? Belki bir ödül düşünüyor muydunuz? Yok, hayır. Ödül düşünecek durumda değildim tabii ki. Yani, yani öyle bir şey aklımdan bile geçmezdi. Fakat şöyle bir şey, yani o yıl 1979 Dünya Çocuk Yılı ilan edilmişti. Ve bu proje gerçekten maddi olarak
çok büyük zorluklarla çekildi. 16 milimetre çekilip sonra 35'e aktarıldı. Yapımcımız çok iyi niyetliydi. Filmi büyük bir, çünkü çok güzel bir sosyal içerikli bir filmdir. O yüzden çok önemsiyorlardı. Ve zaten filmin hani 16'dan 35'e aktarılmasında sorunlar çıktı. Film sinemada gösterilmesinde tabii ki kopya o kadar iyi olmadığı için bir tatsızlıklar yaşandı. Maddi olarak zorluklarla. Yani zaten çok zor koşullarda yapılmış bir filmdir. Bir de bunun üzerine tabii böyle bir şey gelince ekibin, hatırladığım kadarıyla çok zaman geçti tabii ama ekibin canını oldukça sıkan, üzen bir atmosferdi. Yılmaz Kuzgun, evet, yapımcılardan birisi. Yılmaz Kuzgun Dünya Çocuk Yılı için bu film projesini geliştiriyor. Gerçek bir hikayeden alındığı söylenir. Doğruluk payı var mı? Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Evet. Ama İhsan Yüce, Şahin Gök'ün de tabii katkıları vardır ama hani senaryoyu onlar oluşturdular. Tabii doğal olarak biliyorsunuz hani Türk sinemasında bence iyi de bir şey o. Sette de birçok şey gelişir, değişir falan. Hakikaten çok iyi bir ekip çalışması yapıldı. Yani çok farklı insanlar Şahin Gök ve İhsan Yüce. İhsan Yüce oyunculuk anlamında bana çok yardımcı olmuştur o projede. Oyuncuyla çok güzel çalışan bir insandı. Çok çok tatlı bir insandı. Şahin Gök de işini sette gayet iyi bilen bir yönetmendi. Tabii çok hepimiz acemiydik. Yani Bilgen Bengi öyle, Tuncay Akça öyle. Hani Sevda Aktolga belki biraz bizden daha, evet, eğitimli ve demiryolu var daha önce tecrübeli falan hani o bize neredeyse hani bir ablalık yaptı diyebilirim. Bir de sizin tiplemenizdeki duruşunuz ve kıyafetleriniz hafif Travoltavari gibi, böyle torbacıydınız ama deri ceketiniz falan, duruşunuz, yakışıklı saç tarama tarzınız, Travolta havasında. Beyoğlu'nun arka sokakları veyahut da sur bölgesinde yaşayan insanların hikayesi. Tam sokakta çektiniz galiba filmi. Büyük bir tabii kısmı. Tabii. Sokakta, dediğiniz gibi sur dibinin arkasındaki oyuklarda, zindanlarda, yani Şubat ayıydı da tabii, çok yine bildiğiniz gibi Türk sinemasının o hani kışın zor koşullarda film çekme şeyi vardır yani, üşüyerek falan filan. Şimdi yeni seyreden gençler filmde anlayamadıkları bir şey var. Torbadan çekip sigara kazanma. Böyle bir şey farkında bile değiller. Evet. O yıllarda sigara yoktu. Kara borsa gibiydi. Torbacılardan, evet, almak veyahut da çektirme. Evet. Bir iki torbacıdan deneyim takibi yaptınız mı? Biraz öyle bir araştırma yaptım. Baktım ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan. Şimdi bunu söyleyince aklıma aslında film çekimleri içindeki bir anım geldi. Bu filmin bir sahnesi var. Beyoğlu'nda o zaman işte arabalar geçiyor orada. İstiklal Caddesi'nde ben işte satıyorum orada, sigara satıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum. Bu sahne çekilecek ve bir yerde zabıtalar gelecekler, benim elimden alacaklar, atacaklar yere, sigaraları parçalayacaklar. Böyle bir sahne var. Bu tabii gizli kamera çekilmek zorunda. Çünkü İstiklal Caddesi orası. Ya ama maazallah yani kamera koyamazsınız. Uzakta bir yere yerleşti kamera. Bana da dediler, tamam sahneyi çekiyoruz. Yani tek şansımız var. Bundan sonra çünkü geliyor şeyler, zabıtalar atıyorlar. Arkasından da ben bir isyan yaşıyorum. Çıkıyorum arabanın birisinin önüne ki o araba sete ait bir araba değil yani, herhangi bir araba, İstiklal Caddesi'nden geçen o anda geçen herhangi yani bir araba. Evet, ben onun önüne atılıyorum, arabayı durduruyorum ve kaportasına vurup isyan ediyorum. İşte bu dünya zaten bizi böyle yaptı falan, hatırlamıyorum repliklerimi ama bir isyanım var. Yani zaten iki kuruşla toplamışım, biraz sigara satacağım, para kazanacağım. Veya Tuncay Akça'dan bir ödünç para alma hikayeniz falan filan. Falan, evet, filan. Şimdi iki şey oldu. Bir, ben tam böyle bağırırken orada satış yaparken karşı kaldırımdan benim bir okul arkadaşım geçti. 2 sene önceki bir okul arkadaşım. Bana şöyle bir baktı. Ya selam verecek ama o kadar tuhaf bir durum ki. Ben de böyle resmen sigara satıyorum sokakta. Ondan sonra ne yapacağını bilemedi. Ben hemen kafamı çevirdim tabii. O da kafasını çevirdi gitti. Yani bir kere öyle bir arkadaşla karşılaştım. Yani... Koskoca Orhan Gülüşray'ın oğlu, tabii babanızla o dönem çok iyi tanıyorsunuz. Muhakkak okul arkadaşlarınız biliyordur.
Tombalacılığa mı düştü, evet. Torbacılığa aynen mı böyle düştü? Oldu. Hemen arkasından ikinci şey oldu. İsyan gittim, bir arabanın önüne attım kendimi, durdurdum ve yumrukladım. Tabii yani oradan kestiler, mestiler, sahne öyle bitiyor ama adam çıktı dışarıya. Sen diye başladı, ne yapıyorsun falan, benim üstüme yürüdü. Neyse ki prodüksiyondan geldiler. Biraz arabaya da zarar verdim galiba. Hafif böyle bir çöker çökme falan oldu. Ben hemen tüydüm, oradan beni kaçırdılar. Her şey çok kıymetli oldu. Prodüksiyon ne yaptı bilmiyorum. Yılmaz Kuzgun zaten çok sınırlı bir bütçeyle bu filmi çekmeye uğraşıyordu. Dünya Çocuk Yılı, UNICEF. Pek Türkiye'de bununla ilgili filmler çekilmemişti. Yusuf ile Kenan var. Sizin filminiz var. Bir parça simgesel olarak Kara Kafa filminde bunlardan söz edilmiştir. Böyle bir çalışmada bütçe sorunu yaşandı mı? Yılmaz Bey bayağı sıkıntıda, pedagoji ile ilgileniyormuş kendisi bu tür çalışmalarda. 16'lık çekmekten dolayı bayağı sorunlar yaşandı. Çok böyle somut bir şeyler hatırlamıyorum ama yani tabii ki yaşandı. Öyle sıkıntılı bir şeydi. Ama aç kalmadık. Yani bir şekilde çektik. Yani sonuçta filmde prodüksiyon çekim dönemlerinde karnımız doydu. Elimize de 3-5 bir şey geldi diyorsunuz. Hiçbir şey hatırlamıyorum bu konuda, inanın. Yani bir sorun da hatırlamıyorum. Sorunsuzluk da hatırlamıyorum. Bence yani tipik Yeşilçam'ın o sıkıntılarıdır diye düşünüyorum. Peki hemen akabinde 12 Eylül oldu ve 12 Eylül'de bu film tekrar yarışmaya katıldı. 12 Eylül yüzünden yarışma yapılamayınca gene bir yıl daha ertelenmiş oldu. 2 yıl yarışma olmadı. Sizde şöyle bir gel gitler oldu mu kafanızda bu yarışmanın ertesi yıl tekrar olmaması nedeniyle? Bebek filmi gösterilemiyor sinemalarda. Belki yarışmayla gündeme gelecekti. Olmadı hatırladığım kadarıyla. Çünkü ben o sırada konservatuara girerek yani tiyatro oyunculuğu eğitimine başladım ve ya gerçekten bambaşka bir dünyaya adım attım. Benim için esas tarihi şey yani film değildir belki ama konservatuara giriş tarihimdir. Yani o noktadan sonra daha çok kitap okuyan, daha çok araştıran, dünyayı anlamaya çalışan, sorgulamaya çalışan. Kaç yaşındaydınız o? 19. Tam 79. Zamanlama da çok iyi gelmiş. Öğrenim hayatınızın yüksek tahsil dönemine çok çakışmış evet. Sizin. Yani liseyi bitirmemiştim ben. Liseyi 2'den terk etmiştim. Sonra otelcilik okudum. Ve böyle orada burada çalışmaya başlamıştım. İşte sigorta acentasında, DJ'lik, işte ansiklopedi pazarlamacılığı, ne bileyim konfeksiyon, işte taşımacılık falan böyle yani bir sürü tiyatroda o zaman tipleme zenginliğiniz buradan da kaynaklanıyor. Yani. Yok, onlar küçük küçük deneyimler. Sonra işte bu birden başka bir kapı açıldı. Yani yatılı olması da önemli bir şeydi Ankara'da okuması ve o zaman konservatuvar lise bitirmemiş öğrenci alıp orta bölüm vardı. Ortadan sonra da yüksek okuyordunuz. Dolayısıyla ben lise bitirmemiş bir insan olarak konservatuvara girebildim. Ve ben girdiğim yıl Hacettepe'ye bağlandı okul, üniversite oldu. Dolayısıyla bize ek derslerle üniversite mezunu yaptılar. Hatta ben sonra yurt dışında master yaptım, döndüm doktora yaptım. Ama herhalde lise diploması olmayıp hani doktora yapmış en dersçilerden evet, bir tanesiyim. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Bir film çevirdim, bir hayatım değişti. Yepyeni bir hayatım evet. Oldu. Orhan Pamuk'un sloganıyla söylüyorum. İyi ki o filmi çevirmişsiniz. Sizin gibi çok başarılı bir oyuncuyu, bir sinemacıyı, tiyatrocuyu kazanmanın keyfini yaşıyoruz. Çok naziksiniz, teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ne iyi ettiniz de geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 15 dakika yetiştirdim. Harikasınız.